kamerada gördüğünüz gibi yani. Öyle yani can alıcı gibi. Her yerim şu an çürük. Her tarafım tutmuyor benim. Sağ tarafım komple tutmuyor. Şu kaburgalarımda komple çürük var. Boynum çürük. Kafam komple yaralı. Kameralara yansıyan görüntü cumartesi günü kaydedildi. Yer İstanbul Bayrampaşa. Yumrukla yere düşürülen kişi 30 yaşındaki Kenan Eroğlu. Ona bu dehşeti yaşatansa polisler. Arkamdan bir yumruk geldi abi. Ağzımdan burnuma su fışkırdı benim. İddiaya göre Eroğlu'nun aracı saat 23.30 sıralarında bölgede görevli trafik polisleri tarafından durduruldu. Küfürlü konuşmaktan indi aşağı. Dedim ki bak öncelikle Memur Bey küfürlü değil mi konuşmayın. Benim evli bir insanım küfürlü değil mi konuşmayın. Öyle aldı benim boynuma şey yaptı beni yapıştırdılar yere. Beni yapıştırdılar ben sadece ne şöyle yaptım kendimi korumaya aldım yere. Aldım ağzıma çıt çıkmıyor. Artık korktum bunlar dedim niyeti bozmuşlar. Polisin yumruğu, ardından gelen tekmeler güvenlik kameralarınca an be an kaydediliyor. Kenan Eroğlu yerlerde sürükleniyor. Dakikalarca şiddete maruz kalıyor. Dayak bitince de polisler Eroğlu'nu sokak ortasında bırakıyor, gidiyor. Kenan Eroğlu bu görüntülerin ardından hastaneye kaldırıldı. 8 gün iş göremez raporu aldı. Polisler hakkında şikayetçi oldu. İstanbul'da gündüz dehşeti ise Bağcılar'da yaşandı. Öğle saatlerinde Osman Reis adlı genç pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olay nasıl oldu? Ya olay adam aşağı in, o da o, yattığı yerde o, ayaktaydı adam. Geldi çantadan çıkardı tak 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 vurdu ki açtı gitti. İşte bu kadar kolaydı. Gencecik bir can saniyeler içinde kaybedildi. Gençten birisiydi. Çanta elinde, çantadan çıkarttı, adamı vurdu. Çantaya koydu, gitti. Herkes neye uğradığını şaşırdı. Göğsünden yaralanan genç için sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulanstan önce polis geldi. Burası yazık değil mi ya bu insana ya? Hastane mi yok burada ya? Her taraf hastane dolu ya. Allah Allah, sen ne biliyorsun? Sürekli kan kaybeden gencin yardımına yoldan geçen ilk yardım sorumlusu koştu. Dakikalarca uğraştı hayata döndürebilmek için ama... Ben geldiğim zaman nefes yoktu. Nefes yoktu ama. Maalesef. 10 dakika yakın uğraştınız. Bir giriş oldu mu sağlıklarına? Maalesef olmadı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç hayata döndürülemedi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Şahsi görevimiz var mı? Şahsi görevimiz var mı? Ambulans fotoğrafını çekmiş. Şahsi kim fotoğrafını çekti?